Boğaz içinde kızı Nihal ve oğlu Bülentle varlık içinde yaşayan dul Adnan Bey orta yaştayken bir kez daha evlenmek ister. Adnan Bey'in eş adayı yine Boğaz içinde Hoppa yaşantısıyla tanınmış Firdevs Hanım'ın küçük kızı Bihter'dir. Bu evlilik teklifini kendisine beklemiş Firdevs Hanım'ın itirazlarına rağmen Adnan Bey yalısının hanımefendisi olmak Bihter'e çekici gelecek, aradaki yaş farkını önemsemeyecektir. Zaman geçtikçe Bihter önce hizmetkarlardan ve Nihal'den yakınlık görmez olur. Sonra da Adnan Bey'in genç yeğeni Behlül'ün tutkun davranışlarıyla karşılaşır. Bihter yasak aşkı engellemeye uğraşırsa da sonunda yaşamak zorunda kalır. Servet ve mevki ihtirasıyla geldiği Boğaziçi yalısı, şimdi kendisi için bir cehennem bıçağı olmuştur. Durumdan habersiz Adnan Bey, mürebbiye Matmazel de eğittiği Nihal'i Bevle denk görmektedir. Habeş Beşir'le birlikte büyük adaya halasının yanına giden Nihal, Bevlün sevgisine orada bir süre kapılır terk edildiğini anlayan Bihter için hiçbir yaşama isteği kalmamıştır. Hayattan, gençlikten ve kızından öç almak isteyen Firdevs Hanım'ın dokundurmaları, Behlül'ün kayıtsızlığı, derin cinsel yalnızlık, Bihter'i ölüme sürükleyecek, genç kadın intihar edecektir. Bu olaydan sonra Behlül ortadan kaybolur. Niyala için için aşık veremli beşir ölür. Firdevs Hanım, büyük kızı Peyker ve damadı Nihat Bey aradan çekilirler. Adnan Bey ile kızı Nihal baş başa kalmışlardır. Bihter'in intiharı örtülmüş, Beşir'in ölümü uzak bir hatıra olmuştur. Roman, yalıdaki eski güzel günlerin tekrar yaşanabileceği dileğiyle sona erer.